Çekilin yolumdan gideyim. Simirni'den neden göç etmen gerektiğini önce bir anlatalım da. Ne oluyor burada? Bir şey yok. Efendim, bir şey yok. Sadece güzel bir hanımefendi gördük, biraz kafamız karıştı. Dağılın. Gerisini biz hallederiz. Emredersiniz. Küçük hanım, tutuklusunuz. Ne? Asıl tutuklamanız gerekenler onlar. Siz gelmeseydiniz az kalsın bana. Sizin burada olmamanız gerekiyor. Türklerin Rum mahallesine girişi yasaklandı. Benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Bırakın, ne yapıyorsunuz? Öğrenmiş oldunuz. Ben bir şey yapmadım diyorum, anlamıyor musunuz siz? Ben bir şey yapmadım. Stratioti. Bırakın o kızı. Kumandan Filippo'nun kati emri var. Türklerin Rum mahallelerine geldiği takdirde tutuklanmaları gerekiyor. Bırakın o kızı dedim size. Emrediyorum. Ben de bırakmayacağım diyorum. Kumandan Filippo'nun emri sizin emrinizin üstünde. Yürüyün, gidiyoruz. Bırak! Bırakın dedim. Sebep? Karım o benim. Leon! Sen ne dediğinin farkında mısın? Bu duyduklarım doğru değildir umarım. Öyle bir konuda yalan söyleyecek halim yok. Bunları burada konuşacak değiliz. Grohovic de Pame. Nereye? Sto spiti Leon, sto spiti. Bunun hesabını vereceksiniz. Girin içeri. Sallanmayın. Aklım almıyor. Delilik bu. Resmen delilik. Kızım, ne bu halınız? Gelin, siz de girin Nasip Hanım. Duyun olanları. Küçük torununuz ne haltlar karıştırmış öğrenin. Demek evlendiniz he? Nasıl bir evlilik bu? Anlatayım. Söyleyin. Ve dinliyoruz. Ne zaman evlendiniz? Nerede evlendiniz? Kimden izin aldınız da evlendiniz? Kendi aramızda yaptığımız bir evlilik. Evrenin huzurunda. Allah'ım sen büyüksün. Ne yapıyorsunuz? Dön, ayrılın. Ne yapıyorsunuz siz? Rahat bırakın bizi. Asıl siz ne yapıyorsunuz? Hala utanmadan karşımda eline tutuşuyorsunuz. Denediniz mi canınızda mı susadınız? Bu ses ne? Filippos bağırıyor. Duydunuz değil mi Hazibe Hanım? Evrenin huzurunda evlenmişler. Nasıl oluyormuş bu evrenin huzurunda evlilik? Yoksa sizin geleneklerinizden biri mi bu da? Hayır. Hayır. Tabii ki hayır. Peki ne o zaman? Evrenin huzurunda evlilik ne? Kimselerin huzurunda olmayınca hadi evrenin huzurunda evlilik mi oluyor? Siz beğenseniz de beğenmeseniz de Hilal benim karım. Hilal, doğru mu bu duyduklarım? Tövbe tövbe. Daha neler göreceğiz ya Rabbim? Siz ne hakla bizi sorguya çekiyorsunuz? Küçük hanım. Boyunuzu aşan konuları üzerinize vazife edindiğinizi çok gördüm. Yerli yersiz bağırıp çağırmalarınızı da çok gördüm. Lakin bu hepsini asti. Tek kelime daha etmeyeceksiniz. Buna hakkınız yok. Susun. Sen bunun için mi istifa edip Atina'ya yerleşmeye niyetlendin? Beraber mi kaçacaksınız yoksa? Leon?
Sen Atina'ya mı gidiyordun? Leon? Sen biricik sevgili karına böyle bir şey söylemedin mi? Benim kafam şimdi iyice karıştı. Demek ki ben müdahale etmesem de bu evlilik kısa süreli olacakmış he? Zannettiğin gibi değil. Bana haber bile vermedin Leon. Nasıl zannettiğin gibi değil? Kesin. Sizin saçma sapan çocukça kavgalarınızı dinleyecek değilim burada. Kumandan. General. Siz geçin odama. Geçin. Generalle birlikte konuşacağız sizinle. Beni bırakıp Atina'ya mı gidecektin Leon? Senin aşk dediğin, evlilik dediğin şey bu mu? İyi ki geldiniz general. Biz küçük Asya'nın kaderini tayin edecek savaş ile meşgul iken... meğer burnumuzun dibinde olanları görememişiz. Sevgili kızınız ile yeğenim, sözüm ona evlenmişler. Efendim? Sizin bu durumdan haberiniz var mıydı general? Elbette yok kumandan. Benim bu hadiseden malumatım yok. İlaveten rızam dahilinde böyle bir şey olması mümkün değil. Benim de rızam olacak değil elbet. Eğer bu ilişkiyi bitirmezlerse ilk isim Leon'u ordudan atmak olacak. Ordudan atmakla yetinmem. Dünyayı dar ederim ona. Önce ona sonra kızınıza. Beni yanlış anlamayın general. Dostluğumuz ve silah arkadaşlığımız başka, bu başka. Yeğenimin bir Türk ile hem de kuvvetli bir Türk ile evlenmesine müsaade veremem. Müsaade verirsem bu görevde duramam. Aynada kendi suratıma... Size anlıyorum kumandan, kafi. Güzel. Bu hadisenin konuşulacak, tartışılacak hiçbir yanı yok. Derhal bu saçmalığa bir son verilmeli. Buyurun o halde. General ile kısaca konuştuk. Zaten uzun uzadıya konuşacak bir şey yok. Sizin bu evlilik dediğiniz şeyin çocukça bir evcilik oyunu olduğu konusunda mütabıkız. Öyle değil mi general? Öyle kumandan. Hem çocukça hem de bize karşı büyük bir saygısızlık. Öyle. Şimdi madem ki ortada bir evlilik yok, boşanmadan da söz edilemez. Şimdi sizden beklediğimiz bu ilişkiyi derhal sona erdirmeniz. Bıçakla keser gibi, zamana bırakmadan. Aksi takdirde bir takım cezalar ve yaptırımlar mevzu bahis olacaktır. Sizin evliliğimiz hakkındaki düşüncelerinizin ya da bu aklınızdaki cezaların benim için hiçbir hükmü yok. Siz sözde bir cesaretle kendi aranızda evlenmişsiniz. Şimdi yakalanınca güya dürüstlükle meramınızı anlatıyorsunuz bize, öyle mi? Siz cesareti serkeşlikle, dürüstlüğü de yüzsüzlükle karıştırmışsınız. Aklınızı başınıza devşirin. General haklı. Özür dileyeceğiniz yerde ala laf kalabalığı yapıyorsunuz. Siz ne derseniz deyin. Ben Hilal'den vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmez misin? Vazgeçmezsin öyle mi? Sen bana bir haber bile vermeden istifanı verip Atina'ya gitmeye karar verdiğinde benden çoktan vazgeçmişsin zaten. Hilal. Siz haklıymışsınız. Bizimki bir çocukluktan ibaretmiş. Ayrılığı konuşmaya bile lüzum yok zira... bizim aramızda bir bağ yokmuş zaten. Hilal, acele karar veriyorsun. Geç bile kalmışım. Çocukça derken kastettiğim tam da buydu general. Bilirsiniz. Çocuklar kumdan kaleler yaparlar ve bu kumdan kalelerin çok sağlam olduğunu zannederler. Oysa ki en küçük bir dalgada o kumdan kaleler yıkılıverir. Haklısınız kumandan. Kumandan, bu hadiseden sonra bizim bu evde kalmamız münasip olmaz. Eğer müsaadeniz olursa kendi evimize geçelim. Orada kalalım. Zira İzmir'de de hadiseler yatıştı.
herhangi bir güvenlik zafiyeti olmayacaktır. Haklısınız general. Müsaadenizle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.